TRT Türk'te kahve molası programına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün yapı sektörünün alt kollarından bir tanesini, hafif çelik yapı sektörünü konuşacağız. Bu yöndeki trendleri değerlendireceğiz, gelişmelere bakacağız. Türkiye bu anlamda hangi noktada onu değerlendireceğiz. Konuğumuz sektörün önde gelen isimlerinden Bülent Aydın efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Arzu ederseniz birazcık bize anlatın hafif çelik yapı sektörünü. Çünkü seyircilerimizin muhakkak yapı sektörüyle ilgili fikirleri var ama hafif çelik yapı sektöründe neler yapıyoruz, ne noktaya geldik Türkiye açısından? Biliyoruz ki önemli işler yapıyoruz. Sizden dinleyelim istiyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için. Çünkü biz ülkemize artı değerler katmak isteyen bir firma olarak burada özellikle deprem bölgesinde yaşayan bir insan olarak daha sağlam, daha sağlıklı, daha hesapları yapılmış ve kuralları konulmuş bir yapı sistemini ülkemize sunmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Hafif çelik sektörü hızlı, ekonomik, depreme karşı dayanıklı ve ısı değerleri, izolasyon değerleri çok yüksek bir yapı sistemi. Bir en büyük avantajı da fabrikada bittiği için, fabrikada tamamlandığı için imalat çok güvenle, çok rahat bir şekilde insanların konaklayabilecekleri yapılar inşa edebiliyoruz. Bu açıdan böyle bir artı avantajları da var. Bu sadece tabii ki inşaat sisteminin avantajı değil bu. Yaşarken sağladığı avantajlar da var. İşte çok iyi izolasyon değerlerinin olması, konfor şartının çok yüksek olması insanın yaşarken de bu konforu hissetmesine neden oluyor. İşte daha az enerji harcayarak evini ısıtabilmesi. Bu en büyük avantajlarından bir tanesi de bu. Bunun gibi yani sadece biz konuta hitap etmiyoruz. Bununla beraber sosyal amaçlı örneğin işte okullar, hastaneler, imaj binaları da yapabiliyoruz hafif çelikle. Burada bizim hafif çelikle yapabildiğimiz konut miktarları 4 kata kadar yapıları yapabiliyoruz. Ondan sonrasını bizim sistemimiz yapısal çelikle yapabiliyor. Şu anda o konuda değiliz. Biz 4 katlı yapılarla hafif çelik binaları yapabiliyoruz. İsterseniz öncelikle biraz çeliği anlatalım. Çünkü çeliğin yapıdaki yeri çok önemli. Neden çeliği kullanmamız lazım? Veya çelik yapıların önemi, avantajı neler olabilir? İsterseniz onunla başlayalım. Şimdi çeliği şöyle, bir kere çok önemli bir üreticiyiz dünyada. Bu konuda dünyada sayılı üreticilerden, yası çelik konusunda sayılı üretici bir ülkeyiz. Böyle bir ham maddeye sahibiz. Ve deprem bölgesinde bir ülkeyiz. O yüzden hani bu ham madde yapı sisteminde Orta Doğu'da şu anda çok yaptığımız sistem özellikle Amerika'da, İngiltere'de çok kullanılan bir sistemdir. Bu konut bu galvanizli yapı sistemi. Galvanizli çelik yapı sisteminin Türkiye'de bir kere çok iyi bir üretici olmamızın bizi zaten bu konuda bu sektöre itiyor. Bir de Orta Doğu'da biz bu konuda çok iyi çalışmalar yaptık. Şu anda da çok fazlaca oraya bu inşaatları yapabiliyoruz. Biz ülkemize de bunu yapmak istiyoruz. Çünkü Amerika'da ve Avrupa'da bu yapı sistemi, özellikle müstakil yapılarda çok sık kullanılan bir yapı sistemi. Çok sık tercih edilen bir yapı sistemi. Az önce bahsettiğim o izolasyon değerlerinden dolayı, hızlı yapılmasından dolayı, depreme karşı dayanıklı olmasından dolayı tercih edilen bir sistem. Bir de bizim avantajımız, ülkemiz bu konuda dünya çapında üretici bir firma, yani üretici bir ülke. Galvanizli yası çelik üretimi dünya çapında bir malzememiz var. Bunu biz işleyip konuta yükleyebildiğimiz zaman artı bunun bir avantajını kazanmış oluyoruz. Bu açıdan bu önemli bir hareket noktası. Galvanizli yası çelik sisteminin diğer yapı sistemlerine göre avantajları, bir kere hızlı olması çok büyük bir avantaj. Siz 30-35 günlük bir süre içinde konutunuzda yaşamaya başlayabiliyorsunuz. Bu konut yapılırken çok daha işte fabrikada üretim yapıldığı için yapılan konut çok rahat güvenli oturabileceğiniz, sizin dahi örneğin bir büyük yapı marketlerden bir mobilya alıyorsunuz, onun bir kullanma kılavuzu vardır. O kullanma kılavuzuna göre montajı yaparsınız. Herhangi bir şekilde atlarsanız onu kuramazsınız. Bizim yapı sisteminde çok basit böyle bir sistem. İşçilik hatası olması biraz daha çok az çok bir daha az. Yani kontrol de sizin tarafınızdan uzman olmanıza gerek yok.
Siz basit bir işte bizim verdiğimiz kontrol resimleriyle çok rahat binanızın nasıl monte edildiğini, ne şekilde monte edildiğini çok rahat kontrol edebiliyorsunuz. Bu da zannedersem hani bir insanın yaşadığı evi kontrol edip içine silmesi için çok büyük bir, çok keyifli bir şey olsa gerek. Herkesin çünkü çok da anlayabileceği bir şey değil. Aslında anlayabileceği çoğumuz, bir şey ama. Doğru, ama çoğumuz yapıları gezerken de aslında işin mühendislik boyutunu çok iyi bilmeyebiliyoruz. Dolayısıyla anlayamayabiliyoruz ama burada bir yanılma payı herhalde çok daha az oluyor. Çok çok daha az ve dediğim gibi kontrolünü siz rahat yapabiliyorsunuz. Tabii bizim sistemimizin, bir de bizim bu işle 10 yıldır Türkiye'de uğraşıyor olmamızın teknik anlamda da çok iyi bir destek verebiliyoruz. Şu anda biz ülkemizi 4 iklim bölgesine ayırdık ve deprem bölgelerinde her iklim bölgesi için ve her deprem kuşağı için ayrı ayrı projelerimiz var. Bu alanda da yaklaşık 350 sayfaya yakında bir teknik kataloğumuz var, teknik detay kataloğumuz var. Burada biz hangi malzemeyi nasıl kullanacağınızı, hangi iklim bölgesinde nasıl malzeme seçmemiz gerektiğini, bunların zeminde, duvarda, temeldeki ilişkilerin hepsini tariflediğimiz bir teknik kataloğumuz var. Bu da işi yapan ev sahibinden tutun da o işte sorumlu olan mimarın ya da mühendisin de çok daha işini kolaylaştıran bir olanak sunmuş oluyoruz onlara. Bu açıdan da öyle bir çalışmamız da var. Doğru. Onu da tamamladık. Deprem konusuna biraz daha derin bakacak olursak, deprem açısından özellikle 99 depreminden sonra dedik önem kazandı çelik yapı. Hı hı. Türkiye'de şu anda bu anlamda çelik yapıya dönüştürülen veya biraz daha belki özenle tekrar inşa edilen yapılara baktığımızda ne kadarlık bir orandan söz edebiliriz veya deprem sonrası gerçekten yapıları sağlamlaştırmayı öğrendik mi? Yani tabii ki şöyle söyleyeyim, diğer yapı sistemlerinde bunu çok iyi öğrendik. Yani en azından deprem öyle bir avantaj bize sundu. İşte yapı denetim şirketlerinin ortaya çıkması, artı kullanılan malzemelerin kalitesinin artması, diğer yapı sistemlerinde bunu artık kullanmamız güzel. Hafif çelik sektörünün bunun yanında depremden sonra ortaya çıkması bir ihtiyaçtı. Çünkü müstakil yapıları siz doğaya az zarar vererek yapmalısınız. Ve sonuçta bir müstakil yapıdan konuşuyoruz. Orada yaşayan insanların ısı değerlerinin, izolasyon değerlerinin yüksek olması gerektiğine inanıyoruz. Bunu da sağlamanın en kolay yönteminin hafif çelik sektöründe bir yapı sistemi olduğunu görüyoruz. Bunu birçok, yaklaşık belki 20-25 fuarın yurt dışında birçok fabrikanın gezilmesi sonucunda elde ettiğimiz bir kriterdi bu. Çünkü biz yeni bir sektörü buraya koyarken acaba bu hafif çelik değil de başka bir şey mi olabilir araştırdığımız zaman hep işte Avrupa'da gördüğümüz örneklerde, Amerika'da gördüğümüz örneklerde müstakil yapıların zaten hiç alternatifsiz %40-%50 oranında zaten bu sistemle yapıldığını gördük. Bu o bölgeler deprem bölgesi olmayabiliyor ama bahsettiğim o ısı değerleri, izolasyon değerlerinden dolayı zaten buna gidiyorlar. Hmm. Çünkü müstakil yapının Türkiye'de en büyük handikapları neler? Çok yüksek o doğal gaz faturaları, elektrik faturaları, müstakil yaşamın pahalı olması gibi bir şey var. Doğru. Hafif çelikte böyle bir kaygıları olmuyor. Çünkü biz başta bu detayları çözerek, başta bu kriterleri ortaya koyarak bu ileriye dönük yaşam boyunca harcayacağı paranın, harcayacağı enerjinin azaltmasını sağlamış oluyoruz. Hmm. Deprem sonrasında da hani sadece depremle beraber bunlar da bizim artı getirdiğimiz şeyler. Hmm. Kullanılan malzemenin kalitesinin de bir kere az önce bahsettiğim gibi Türkiye'de dünya ölçeğinde bir üretim söz konusu olduğu için, dünya ölçeğinde kaliteli bir üretim söz konusu.